Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Bora. Bugün Kanada'da Montreal'deyim ve şehir merkezindeyim arkadaşlar. Şu anda zaten kar yağdı. 2 gündür aralıksız bir şekilde kar yağıyor burada. Ve bu videoda sizler de benim Kanada'daki evimi göreceksiniz. Yani ev vlogu yaptım, ev vlogunu göreceksiniz. Ev turu olarak şöyle genel olarak her yeri gösterdim. İsterseniz direktman videoya geçelim. Gördüğünüz gibi karlar gözüküyor. Ev turunu geçen hafta yaptım. Geçen hafta kar yoktu. Şimdi birazdan göreceğiniz zaman kar olmayacak. Daha karlar yeni yağmaya başladı. O yüzden de şimdi de burada başlangıç yapayım dedim. O zaman iyi seyirler. Burası benim Kanada'daki evimin apartmanı arkadaşlar. İki tane böyle aynı apartmandan var. Ben sağdaki apartmanda kalıyorum burada. Şöyle hatta isterseniz yavaştan içeri doğru geçelim. Burada merdiven var ve merdivenin hemen yan tarafında da bir tane kod var. O kodu giriyoruz ve oradan da kapı zaten açılıyor. Şimdi zaten size göstereceğim bölümü. Burası işte, buradan kodu giriyoruz. Ben şu an göstermeyeceğim kodu. Kodu girdikten sonra kapı açılıyor. Burada da posta kutularımız var. Şimdi de içeri giriyorum. Evet, içeriye girdim. Hemen giriş bu şekilde. Koridor böyle devam ediyor. Ve ben de buradan asansöre biniyorum. İlk önce alt katı sizlere göstermek istiyorum. Alt katı gösterdikten sonra da zaten apartmanın diğer tarafını da göstereceğim. Evet, asansör burada. Asansörden böyle çıkınca hemen karşınızda böyle bir alan sizi karşılıyor. Şu sağ tarafta fitness alanıyla çamaşırları kurttuğumuz yer var. Bu arada makine çalıştığı için çok gürültü oluyor. Umarım sesimi duyuyorsunuzdur. Burada fitness alanıyla çamaşırlar için laundry var arkadaşlar. Birazdan göstereceğim orayı. Sizlere şöyle genel olarak bir otoparkı göstermek istiyorum. Şöyle insanların arabalarını koymaları için özel alanları falan var. Bu arada biz çöplerimizi hep buraya getiriyoruz ve buraya atıyoruz. Buradan garajın açılış ve kapanış yeri var. Yani çıkış ve giriş yerleri var. Ve burada da benim bisikletim var. Otopark da buradan böyle devam ediyor. Burada da insanlar geliyorlar, araçlarını burada park edebiliyorlar ve koyabiliyorlar. Bu şekilde. Burada şöyle bir fitness alanı var ama zaten fitness alanı çok küçük olduğu için yani hiç kullanılmıyor diyebilirim. Yani ben burada hiç böyle spora gelen, spor yapan birisini görmedim. Bunun hemen yan tarafında da şuradaki kapıda da çamaşırlar için laundry var arkadaşlar. Yani çamaşırları yıkamak ve kurutmak için bir oda var. Şimdi birazdan oraya göstereceğim. Burası dediğim gibi böyle küçük bir yer. Yani çok fazla bir şey yok buradaki fitness alanında. Evet, burası evin çamaşırlarının yıkandığı yer arkadaşlar. Şöyle bir oda, rengarenk. Burada iki tane çamaşır makinesi, iki tane de kurutma makinesi var. Burada dönen eşyalar benim eşyalarım şu an. Yani buradaki eşyaları ben az önce yıkamıştım. Yıkadık, 45 dakika boyunca yıkadı. Yıkadıktan sonra da şimdi yeni koydum. 1 saat boyunca zaten görüyorsunuz, 60 dakika. Böyle kurutulacak arkadaşlar. Kuruttuktan sonra ben buraya geleceğim. Eşyalarımı alacağım, sonra da eve çıkarıyorum. Yani burası şöyle küçük bir yer ama yine de güzel. Böyle işimizi görüyor. Asansörün içerisi işte bu şekilde. Şöyle bir asansör, bayağı geniş yani, bayağı güzel bence. Buradan açıyoruz ve şöyle bir koridor bizi karşılıyor. Burada da yangın merdivenleri var. Bunun bir üzerinde de teras var. Zaten oraya da göstereceğim. Evet, burası bizim evinin giriş kapısı arkadaşlar. Ev birazcık kirli ve dağınık gibi gözükebilir. O yüzden kusura bakmayın. Hemen kapının hemen şurada yan tarafında böyle montlarımızı asmak için, ayakkabılarımızı koymak için bir alan var. Sonra bunun hemen ön tarafında burada da tuvalet var burada arkadaşlar. Buradan hemen tuvalete giriyoruz. Şöyle bir genel olarak tuvaleti göstereyim. Şöyle bir tuvalet. Burada şöyle küvet var. Burada tuvaletleri var. Burada da el yıkamayla yüz yıkama yeri var. İşte su var. Ben de buradayım. Şöyle küçük bir aynamız var. Sonra buradan çıktığımız zaman burada böyle bir mikrodalga fırınımız var. Hemen mutfak bölümüne geliyor. Zaten ev çok büyük olmadığı için her yer yakın birbirine. Burada böyle bir mikrodalga fırınımız var. Burada kaşık, çatal, sonra tencerelere koyduğumuz yerler var, bölmeler var, dolaplar var. Burada bulaşık makinesi var. Dediğim gibi ev birazcık böyle çok dağınık ve kirli gibi gözükebilir. O yüzden kusura bakmayın. Çünkü 3 kişiyiz zaten evde. Bir de evde küçük. Dediğim gibi burada bulaşık makinesi var. Burada musluk bölümü var. Burada da işte bardaklar. Ondan sonra tabaklar. Sonra ne bileyim işte her şeyin olduğu yerler falan var da her yer boş gibi gözüküyor. Çünkü her şeyi bulaşık makinesi atmışız. Bakayım. Aynen, bütün her şey bulaşık makinesinde yıkanmış. Neyse. Burada böyle bir fırınımız var. Yani şöyle güzel bir fırın. Burada balık, somon balığı falan, tavuk güzel oluyor. Burada şöyle bir ocak var. Ocak da gördüğünüz gibi böyle çok kirli gibi gözüküyor. Kusura bakmayın. Burada şey var. Davlumbaz da sanırım bunun ismi. Böyle hem ışık hem de dumanı çıkarıyor işte. Neyse, biliyorsunuz. Burada böyle bir buzdolabımız var. Buzdolabı falan her şey çok güzel. Yani ev bütün şeylerle birlikte geliyor. Yani beyaz eşyalarla birlikte geliyor. Zaten siz de aşağıda görmüştünüz. Aşağı katta bu çamaşır makinesinin olduğu yeri. Oradaki çamaşır makinesi eve dahil değil. Ama bizim kaldığımız bu binanın bazı odalarında, bazı evlerde çamaşır makinesi evin içinde doluyor. Yani çamaşır makinesiyle kurutma makinesi evlerin içinde doluyor. Neyse, burada şöyle bir masa var. Biz genelde yemekleri burada yiyoruz.
Sonra ben buraya geldiğimiz zaman direkt salona geliyoruz. Burada bir tane televizyon var ve burada da iki tane tek kişilik koltuk var. Şurada hemen böyle bir manzaramız var. Yani manzara çok yok da yine karşı binayı görüyoruz. Şurada göstereyim daha güzel gözüksün. Şöyle bir yer. Aynı binanın, bizim şu an bu kaldığımız bu binanın aynısı bu bina arkadaşlar. Çatı katı da aynı, evlerin içleri de aynı, her şey de aynı. Sonra burada şöyle bir oda var. Buradaki odada benim arkadaşlarım kalıyor. Çok girmek istemiyorum yani, böyle bir oda. Odanın aynısı bende de var. Şimdi ben buraya göstereyim. Burada da hemen şöyle salonun hemen yan tarafında şöyle bir depo gibi bir alan var. Burada da işte bavulları koyuyoruz. Sonra sandalye falan var. Ne bileyim işte bir sürü şeyler var, ıvır zıvır. Burası benim odam arkadaşlar. Yani benim odam bu şekilde. Şöyle göstereyim. Burada böyle yatağım var. İki kişilik queen yatak diye geçiyor sanırım. Burada şöyle bir lamba ile çekmecem var. Sonra burada hemen böyle bir giyinme odası var. Burada bavulum var. Burada eşyalarım falan var. Şöyle göstereyim. Böyle. Hemen burada çantam var. Çantayı buraya asıyorum. Şarj aleti için diğer şarj yeri var. Aynısı orada da var. Sonra burada da şöyle bir manzara var. Genelde ben sularımı buraya koyuyorum çünkü soğuk oluyor. Hem buzdolabına koyup çıkmaktansa hemen burada oluyor. Soğuk oluyor. Soğuk soğuk içebiliyorum. Güzel oluyor. Benim de odamdan manzara işte bu şekilde gözüküyor. Yani karşı bina gözüküyor ama şu kenardan yol da gözüküyor. Yani çok zorlasam gözükebiliyor. Evin ısınmasını göstereyim isterseniz. Evin ısınmasını buradaki cihazlardan yapıyoruz. Şu an evin içi 26 dereceymiş. Işıkları falan yine buradan böyle açıyoruz. Neyse, evin ısınması böyle otomatik klimalı, yani onlar ısıtıyor ama bu arada şöyle bir durum var. Evin ısıtmaları şu yerdeki yerlerden geliyor. Yani şuradaki gördüğünüz aletten ısı geliyor aşağıya. Oradan geliyor sıcaklık. Aynısı bur için de geçerli. Şurada görüyorsunuz zaten cihazı. Aynısı diğer odada da var. Yani ev bu şekilde, çok büyük değil. Ama yine de biz seviyoruz evi. Güzel. Bu şekildeydi. Burada şöyle bir klima var ama klimayı daha hiç kullanmadık. Çünkü hep ısınmayı kullanıyoruz. Evin içini yani çok soğuk olması için çok gerekli olmadı bu. Aynı şekilde burada da tekrardan ısı değerlerini buradan ayarlayabiliyoruz. Evdeki camlar tam olarak açılmıyor. Yani şöyle kilitli var. Kilidini şöyle yukarı kaldırıyoruz. Sonra buradan böyle sağa doğru çeviriyoruz ve bu şekilde açılıyor. Ama yani burada sineklik olduğu için tamamen cam açılmıyor. Sonra tekrar bunu böyle sola doğru çevirdiğimde kapanıyor ve buradan da kilitliyorum. Evet, şimdi de bizim evin terasına çıktım. Şimdi sizlere terası göstereceğim. Teras da bayağı büyük ama yazları olduğu zaman burada daha çok aktivite olur. Burası terasın ana giriş kapısı. Hemen burada sağ tarafında şöyle bir alan var ama buradan burasına geçilmiyor. Sadece burası devam ediliyor. Dediğim gibi buradan giriyoruz. Sonra şöyle bir manzara ile karşılaşıyoruz. Teras gerçekten bayağı büyük. Burada böyle koltuklar var. Gördüğünüz gibi. Yani bu koltuklar yazları olduğu zaman buralara falan etrafa falan koyuluyor. İnsanlar geliyorlar. Burada keyif yapıyorlar. Oturuyorlar. Burada bir tane hot tub jacuzzi var. Burada insanlar yaz olduğu zaman jacuzzi'yi kullanıyorlar. Burada şöyle bir yemek masası var. Ya da herhangi bir masa ama yemek masasına daha çok benziyor. Sandalyeler falan var. Böyle bir yer teras. Terasın hemen şuradan manzarasını göstereyim şimdi sizlere. Sol tarafta zaten Montreal şehir merkezi gözüküyor. Ben de şimdi oraya doğru gideceğim. Şuradan hatta zoom yapayım. Daha güzel gözüksün. Gördüğünüz gibi Montreal'in şehir merkezi downtown'ı çok güzel gözüküyor buradan. Gece olduğu zaman ışıkları falan da çok güzel gözüküyor. Şöyle bir yer zaten gördüğünüz gibi. Bizim hemen altımızda da şurada da bir tane, hatta şöyle geniş açalım daha güzel gözüksün. Bir tane otobüs durağı var arkadaşlar ve ayrıca hemen tam şu altımızda da tekrardan otobüs durağı var gördüğünüz gibi. Böyle otobüsle falan eve geldiğimiz zaman hemen şurada iniyoruz. Hemen şuradan girişten eve giriyoruz ve şehir merkezine gideceğimiz zaman da karşıdaki otobüs durağına biniyoruz. Otobüs durağından metroya gidiyoruz Vendôme durağına. Vendôme metro durağından da metroya binerek şehir merkezine çok rahat bir şekilde gidebiliyoruz. Yani buradan bizim şehir merkezine gitmemiz yaklaşık 20 dakika, 25 dakika, bilemedin yarım saat falan sürüyor. Hatta bakın otobüs geldi, şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi buradaki otobüsler de işte bu şekilde. Ama ben şimdi şehir merkezine bisikletimle gideceğim. O yüzden de bisikletimi almaya gideceğim. Zaten Bodrum katındaydı. Zaten videonun başında da gördünüz. Terasın şurasını da göstereyim hızlıca. Aynı şekilde burada da tekrardan diğer tarafa geçilmiyor. Buradan da diğer tarafa geçilmiyor. Bizim bu terasın aynısı da karşı binada da zaten gözüküyor. Benim dairem de yani evim de tam buraya bakıyor. Zaten evin içinden görmüştünüz. Bu şekilde. Karşısı da böyle. Yani ben terası falan bayağı seviyorum. Güzel. Şöyle göstereyim tekrardan şehir merkezini. Bu şekilde. Şimdi ben Bodrum katına iniyorum. Bisikletimi alacağım. Şöyle bir yer. Bodrum katında da zaten sizin videodan öncesinde de gördüğünüz gibi otoparkla laundry yani gym bölümüyle çamaşır bölümü var.
Evet, kapıdan da dışarı çıktığımız zaman işte böyle bir manzara ile karşılaşıyoruz. Buradan şöyle sürekli bir duman mı desem buhar çıkıyor. Neyse, burada dediğim gibi böyle manzara ile karşılaşıyoruz. Bizim mahallemiz işte bu şekilde arkadaşlar. Buradaki bisiklet de benim bisikletim. Zaten giriş işte burada. Ben de buradayım ve burada da dediğim gibi şifre var. Buradaki şifreye giriyoruz ve kapı açılıyor. Dışarısı da işte bu şekilde gözüküyor. Evet, o zaman bu videoluk şimdilik bu kadar olsun. Evim işte bu şekilde arkadaşlar. Kanada'daki kaldığım evim. Kirada olarak kalıyorum arkadaşlar ve aylık olarak kira veriyorum. Dediğim gibi evim bu şekildeydi. Kanada'dan daha bir sürü videolar gelecek. Şu anda ben Kanada'da Montreal'deyim. Eğer farklı bir eve taşınırsam yeni taşındığımız evin de videosunu çekeceğim arkadaşlar. Ve yeni ev turu olarak da onu da paylaşacağım. Bu şekildeydi. Şu an çok rüzgar var. Şöyle bir yere geçeyim, daha güzel duyun beni. Dediğim gibi bu şekildeydi. Kanada'dan daha dediğim gibi bir sürü videolar gelecek. Bir sürü farklı kategoriye sahip videolar çekeceğim. O zaman isterseniz kanalıma abone olarak videoları kaçırmazsınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada videoyu kapatmadan önce sizlere etrafı da göstermek istiyorum. Dediğim gibi 2 gündür aralıksız bir şekilde kar yağıyor ve hala kar yağmaya devam ediyor. Ben de şu anda Uber'de çalışıyorum. Ve bu şekilde etraf gördüğünüz gibi her yer böyle bembeyaz, kar olmuş. İnsanların evleri falan var. Ben de şu anda Montreal Downtown'dayım. Çalışmaya devam ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.